Değerli izleyicilerimiz, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. İzmir'in Alsancak ilçesinde Wedding House'dayız. Yanımda firma yetkilisi Dila Hanım var. Dila Hanım, öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? İsmim Dila Acar, İzmirliyim. Bu arada sizler de hoş geldiniz İzmir'e. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Dila Hanım. Dila Hanım, kaç yıldır bu sektördesiniz? Wedding House kaç yıldır faaliyet göstermekte İzmir'de? 99 yılından bu yana hizmet vermekteyiz. Kurucusu ablam Zeynep Acar'dır. Düğün, davet, organizasyon, kurumsal sektörlerde olmak üzere A'dan Z'ye hizmet vermekteyiz. Yani bu alanda kurumsal şirketlere, sünnet, düğün, kına organizasyonları yapıyorsunuz. Peki, müşterilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? A'dan Z'ye her şeyi organize ediyoruz. Mekan ya da otel yer anlaşması, dekorasyon, fotoğraf, video hizmeti, orkestra ya da DJ, teknik kurulum. Eğer bu bir sünnet organizasyonuysa ya da bir düğünde çok sayıda çocuk sayısı varsa çocuklara yönelik animasyon ekibi, her organizasyonda olacağı üzere davetiye, bunun takibinin yapılması, komple A'dan Z'ye organizasyon yapıyoruz. Çok güzel. 99 yılından beri faaliyet göstermenizden de anlaşıldığı gibi bu konuda çok detaycısınız. Ben de az önce şahit oldum Dila Hanım. Son dönemlerde organizasyon şirketleri yoğun bir artış gösterdi. Peki siz diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir? Ne gibi, yani diğer firmalardan artı olarak ne gibi hizmetler sunuyorsunuz müşterilerimize? Aslında şöyle söylemek daha doğru. Herkesin talebi farklılık gösterebiliyor. Bazı organizasyonlarda davet sahipleri mekanı kendisi ayarlamış olabiliyor ve diğer konularda bizden destek isteyebiliyor. Dekorasyon, müzik, fotoğraf ve benzeri konularda. Ya da kendi eşrafında tanıdığında müzikle ilgili tanıdığı kontağı varsa dekorasyon, fotoğraf ve benzeri diğer konularda hizmet alabiliyor. Değişkenlik gösteriyor. Biz aslında burada düğün planlayıcısı olarak hizmet veriyoruz. Daha doğru açılımı bu şekilde olacak. Çünkü herkes bu yola çıkarken talepler var, istekler var, bir de tabii bütçe var. Özellikle de dekorda belirleyici faktör davet sahibinin bütçesidir. Önemli olan hayallerle bütçeyi bir şekilde birbirine yaklaştırabilmektir. Biz de burada önceliğimiz, çünkü yıllar geçtikten sonra bir düğünde misafirler tarafından oradaki dekorasyon aslında çok fazla akılda kalmaz. İnsanların hafızasında kalan ve yıllar geçse de insanları unutulmayacak şey yaşatmak eğlencedir. Çünkü o geceyi unutulmaz hale dönüştüren tek şey aslında eğlencedir. Çok güzel eğlendik dedirtebilmektir insanlara. İnsanları doğru şekillerde yönlendirip, çok fazla kalem var, çok fazla detay var. İnsanlar bu işe girdiklerinde görüyorlar ki işte nikah şekeri, peçeteliği, davetiyesi, receve takibi, kapıda karşılama ekibinden tutun, havai fişeği, efektif görsel şovları, çok çok fazla detay var. Ama herkesin tabii öncelikleri değişkenlik gösterebiliyor. Dediğim gibi az önce de bütçeye de paralel değişkenlik gösterdiği için burada önemli olan onların bütçesinde doğru şekilde olması gerekenlerden başlayarak ilerlemek. Şimdi organizasyon şirketi deyince insanlar en güzel günleri için sizlere bir planlama için geliyorlar. İnsanların aslında siz rüyalarını gerçekleştiriyorsunuz burada. Peki bu konuda standart paketleriniz mi var, yoksa kişiye özel planlamalar yapabiliyor musunuz? Bu konudan da biraz bahsedelim. Aslında kişiye özel tamamen planlıyoruz. Orada da bizim yönlendirmelerimize paralel gelin ve damatların talepleri doğrultusunda o geceyi planlamış oluyoruz. Ancak bazen gelin ve damatlar tarafından bazı talepler gelebiliyor. Biz orada davet sahiplerini gerekli midir, gereksiz midir? Çünkü 99 yılından bu yana hizmet verdiğimiz için insanlara her şey tabii en ince detayına kadar açıklamasını yapıyoruz. Ya o günlerinde de bir fiilin yanlarında bulunduğumuz için gecenin sonuna kadar
gereksiz gördüğümüz bazı şeyler varsa onları dile getirip onun yerine başka şeylere yönlendiriyoruz. Peki Dila Hanım, insanlar düğün, kına, işte az önce sizin bahsettiğiniz hizmetlerde neden organizasyon şirketini tercih etmeli? Şöyle ki çok fazla aslında konu var. Her konuyla kendiniz birebir görüşmeye gidip randevu alıp zaman harcamaktansa tabii ki bir organizasyon firması tarafından bütün bunları koordine etmek hem zamandan kazanmış oluyorsunuz hem de tek bir aslında karşınızda muhatabınız oluyor. Tabii şu da var, komple her şeyi biz sağlasak da ortak belirlediğimiz bu bir orkestra olabilir ya da fotoğrafçı olabilir. Mutlak surette tabii ki onlarla da ofisimizde gelin ve damatla toplantılar yapıp o insanları tabii bir araya getiriyoruz, tanıştırıyoruz. Karşılıklı davet sahipleri taleplerini dile getiriyorlar. Aynı şekilde onlar da yönlendirme yapıyorlar gibi, ama en azından organizasyon şirketi üzerinden tüm buna ulaşmak hem daha kolay hem de daha avantajlı aslında. Anladım. Röportajımın sonuna gelirken sizlere de sormak istiyorum. Buradan izleyicilerimize, potansiyel müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Ben aslında mutluluk diliyorum. Düğün herkesin hayalinde, hayali olan bir gece. Ve o gecenin evet herkes çok güzel rüya gibi geçmesini hayal eder. Ancak bazı çiftlerimiz bu süreci biraz daha stresli yaşayabiliyor, daha heyecanlı olabiliyor ve bunu kendisi daha biraz stresli hale dönüştürebiliyor. Ben her zaman şunu söylüyorum, bu sürecin ve o günün keyifle geçmesi gerektiğine inananlardanım. Bunu daha eğlenceli hale dönüştürmek gerektiğine inananlardanım. Ve en önemlisi yaşadıkları o gecenin devamında evliliklerinin sağlıkla, huzurla, mutlulukla ömür boyu devam etmesini diliyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Dila Hanım. İzmir Alsancak'ta My Wedding House bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi?